What kind of music do you like to listen to? Neymiş? Hangi tür müziklerden hoşlanırsınız? Taşıyan. Abi biz taşıyancıyız. O zaman rock barda ne işiniz vardı lan? He? Niye attınız kızı aşağı? Yok abi, vallahi billahi biz atmadık. Attınız oğlum. Bak neden attınız, ben anlatayım size. Saat ilerlemiş. Kafalar güzel. Abazanlık da vurmuş başa. Baktınız olacak gibi değil. Bir rock bara gidelim dediniz. Karı kız keseriz. Gittiniz rock bara. Baktınız ortam iyi. Karı kız canlı. Tak. O sırada Betül'ü gördünüz. Güzel kız tabii. Kesmeye başladınız hafiften. Baktınız kız terasa çıkıyor. Tak. Yazadığınız arkasından çıktınız terasa. Sizde sarhoşluk var tabii. Yavşamaya başladınız kıza. Ama siz salak olduğunuzdan kız sizi reddetti. Bir sana bir ona tokat attı birer tane. Sizin de erkeklik gururunuz rencide oldu tabii. Yediremediniz kendinize. Tak, ittiniz kızı aşağı. Değil mi lan? Yok abi, vallahi billahi. Geçerken uğradık bir şeyler içelim diye. Oğlum, bana ayak yapmayın lan. Biz Ankara bebesiyiz, bizde yalan olmaz. Sen Ankara bebesisin de ben neyim lan ya? Ha? Neyim ben? Ya. İster misin? Kasetteki ses bana ait değil. Ha, ses sana ait değil. Sana ait değilse o kadar parayı niye verdin lan? 5000 lirayı niye verdin? Yani... Yani paran çok galiba. Biraz da bize ver Vahap Hoca. Ay sonunu zor getiriyoruz vallahi. Yani eğer isterseniz... İstemez olur muyuz Vahap Hoca? Nihayetinde ahlak masası değiliz değil mi? Anlaştık. Ulan terefsiz! Amirim savcı arıyor. O ses neydi? Vahap Hoca'ya sorguluyoruz. Bana bak Behzat, bu işi seninle yürüteyim derken gidip istediğini yap demedim. Her şey kitaba uygun olacak. Anladın mı? Vallahi savcı hanım, ben kitap falan okumam. Cevap verme bana. Kısmetle fedai nöbetçi mahkemeye çıkacak. Hırsızlık ve şantajdan ötürü. Vahap'ı da serbest bırakacağız. Elimizde ses kaydı var. Vahap Hoca'nın ses kaydı var elimizde. Belli ki kızı taciz etmiş. Yasal bir kanıt değil o. Gizlice kaydedilmiş. Adamdan şikayetçi olan var mı? Var mı? Bu işler böyle yürümez başkomiserim. Bırak gitsin. Vahap Hoca Betül'ün söylediği eşkale uygun. Gözlüklü ve şişman. Belli ki Vahap Hoca iki tane salağı tutmuş, kızı attırmış aşağıya. Bunların hepsi varsayım. Sürekli atıp tutuyorsunuz ya. Biz mi atıp tutuyoruz? Bağırma bana. Bağırmıyorum ben sana. Şu üslubuna bir dikkat et. Vatandaşla konuşmuyorsun. Bana kanıt getir Behzat. Adamın ağzını burnunu yamulttun sonra itiraf etti deme bana. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Nereden buldunuz böbreği? Bunu dün de söyledim. Hastaneden aradılar. Kızınız uygun böbrek bulduk dediler. Ben tek başıma nereden bulayım böbreği? Kim aradı hastaneden? Adil Bey bizzat aradı. O mu yaptı ameliyatı? Hayır, başka biri. Kim yaptı? Hatırlamıyorum. Bana yalan söyleme lan. İnsan kızının ameliyatına kimin girdiğini bilmez mi? Ortada yasal olmayan bir durum yok. Beni neden getirdiniz buraya? Bırakın da kızının yanında olayım. Bak. Adil'in bir süredir organ mafyasıyla işbirliği yaptığını biliyoruz. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne kadar aldın lan böbreği? Haksız yere buradayım. Avukatımla görüşmek istiyorum. Otur.
Sen hırsızlıktan 23 defa içeri alınmışsın. Beceriksiz misin lan sen? He? Gerizekalı mısın? Vallahi insaf komiserim. 16 tanesini zaten siz yıktınız. Kalanı da sizin muhbirler sağ olsun yetiştirmişler. Ben aslında iyiyimdir yani. Lan bırak başkasına suç atma şimdi. Bildiğin beceriksizsin yani. 23 tane gözaltın var ya. Ne oldu? Başım çatlıyor komiserim. Başın mı ağrıyor? Neresi ağrıyor? Ya şuraya vurdu herif. He. Ay, ne yapıyorsun komiserim ya? Dua et kafanı kırmadılar. Bu Kemal'i öldüren adamlar her kimse. Sana hiç bulaşmamışlar ne iş? Vallahi bilmiyorum komiserim. Ne demek bilmiyorum? Ya ne bileyim bilmiyorum vallahi. Ne demek bilmiyorum lan? Bu Kemal'in düşmanı falan var mıydı? Ya bizde düşmandan bol bir şey yok ki. Peki Kemal yüzünden içeri giren kimse? Yoktu. Bilmiyorum. Belki de vardı. Kim lan bu çetenin reisi? Ya çeteydi, reisti. Yok bu işlerde komiserim. Herkes ferdi çalışıyor bu sektörde. Bırak! Bilmediğim iş sanki. Bak kardeş, başını daha fazla ağrıtmamı istemiyorsan bana işin vereceksin, tamam mı? Veremem komiserim. Verirsem Kemal'le yaptıklarını beterini yaparlar bana ya. Kim? Konuşamam komiserim. Söyle lan. Söyleyemem. Kim var lan bu işin arkası? Söylesene. Ne oluyor lan? Şşş. Alo. Tek taşını sen mi aldın? Evet, ben aldım. Ha, tek taşını kendin aldın. Geç kızım bu ayakları. Komiserim bizim bir suçumuz yok ki. Lan! Valizinde Funda'nın takı setini bulduk. Ne o? O takı seti de mi sen aldın yoksa Orhan mı verdi? Bak, uğraştırmayın bizi. Anlatın güzel güzel, hadi. Özge'nin bir suçu yok komiserim. Her şeyi ben planladım. Konuşma, hiçbir şey anlatma. Sus be! Sus! Devam et. Babam. Babam beni hiç sevmedi. Abimi de sevmezdi. Onca malı mülkü parası vardı. Ama ne bir yardımımıza koşardı, ne bize bir faydası oldu. Peki Toygar'ı öldürmek nereden aklına geldi? Yeğenim Poyraz. Bir gün bana geldi. Bir sıkıntısı vardı. Zorladım anlatmadı. Biraz içtikten sonra anlattı. Toygar ona tacizde bulunmuş. Onu duyunca da beyninden vurulmuşa döndü. Sabri'nin haberi var mıydı peki? Yoktu. Babasına söylemeye utanmış. O zamandan bir kinim vardı zaten Toygar'a benim. Karısının evi terk ettiğini öğrendim. Evine gittim. Toygar'ı öldürdüm. Sonra da babamı bekledim. Özge'nin ne zaman haberi oldu? Geçen hafta. Lan, insan babasının nişanlısına aşık olur mu hiç? Sevdim komiserim. Babamdan daha çok sevdim onu. Tabii çulsuz olsan karı seninle takılmayacaktı. Sen de mallarını konmak için babanı öldürdün. La madem öldürdün, niye kılıça doğradın lan herifi? Poyraz'la bir gün Toygar'ın evine gitmiştik. Kılıcı orada gördüm. Ben de kılıçlara meraklıyımdır biraz. Toygar'ın eskrim dersi verdiğini öğrenince de Poyraz'ı kursa ben yazdırmıştım. Toygar kılıcının keskinliğini anlata anlata bitirememişti. Ben de kılıçla onu öldürürsem eğer hem sessiz olur hem de arkamda delik bırakmam demiştim. Sen ne yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım. Cinayete hiç alakam yok. Nereye bir şey yapmadım be? Adamın arkasında katil var, herif evine giremiyor. Ne yaptın? Kapıyı mı kilitledin lan? Ha? Metin'in evde olduğumdan haberi yoktu. Kapının arkasına anahtarı taktım. Ha? İstese de eve giremeyecekti. Tüm yaptığım buydu. Thank you.
Sinem'le Arda'nın ilişkisi var mıydı lan? Yoktu amir. Nereden biliyorsun? Sinem bana her şeyi anlatmıştı. Arda Sinem'e yakınlaşmaya çalışmış. Bir şeyler söylemiş ama Sinem terslemiş onu. Ne geçmiş aralarında? Hiçbir şey ama Arda Sinem'e evlenme teklif etmişti. Kıskandın mı lan? He? Kıskandın mı lan? Çok sinirlenmiştim. Gidip Arda'yla konuşmak istedim ama Sinem engelledi beni. Belki kızı Arda kaçırmıştır. Abisi niye kaçırsın? Bunu öğrenen Tarat da Arda'nın kaçırdığını öğrenince babasını öldürdü. Olamaz mı lan sence? Yok amirim, Talat zaten Sinem'le Arda'nın evlenmesini istiyordu. Neden? Sinem bahsetmişti. Bu Talat Sinem'le Arda'yı evlendirip bundan nemalanacaktı. Yani kızı satacaktı. Arda'yla evlenirse hayatlarının kurtulacağını söylemiş. Ama Sinem Arda'yı sevmediğini söyleyince dayak yemiş ailesinden. Biz de zaten bu yüzden bir an önce evlenelim istedik. Herif sevdiğin kızı dövecek, sen de hiçbir şey yapmayacaksın öyle mi lan? He? Bakın ben Talat'la birkaç kez konuşmayı denedim ama beni dinlemedi. Benim üzerime yürüdü, bana bıçak çekti. Senin maddi durumun da iyi. Beyaz eşya dükkanı yok mu lan senin? Senin evlenmesini neden istemedi peki? Sinem Arda ile evlenince Talat sürekli Arda'yı yolacaktı. Bizse yolumuza gidecektik. Ne zaman evlenecektiniz lan? Bu hafta. İşlemlere başlayacaktık ama Sinem ortadan yok oldu. Ne zamandan beri gönüllü eve sen bırakıyorsun? 2 yıldır amirim. Abonem oydu. Dün gece saat kaçta bindi taksiye? 4'e doğru. Gönüllünün evine bıraktım ikisini. Yolda ne konuştular peki? Dikkatini çeken bir şey oldu mu senin? Tek kelime etmediler. Normalde ikisi hiç susmazdı. Gidene kadar muhabbet ederdik. Dün gece öyle sessiz sessiz oturdular. Ay valla. O yıldır oradayım ben. Az solistim. Hamile kalınca Celal anamı belledi. Karnım büyüyünce çalıştırmadı beni. Aç kaldım. Rüstem bakmasa geberip giderdim. Kızım doğduktan sonra geri döndüm. O zamanlar kimse yoktu elinde. Yine astrolist yaptı beni. Sonra Gönül geldi. Celal yine görmedi beni. Konsuluğa verecekti. Ben de dedim ki bu parayla bakamam çocuğuma. Ayaklarına kapandım. Birkaç ay öyle çalıştım işte. Sonra Nazlı geldi. Sen artık bu pavyonun gülüsün. Az solistsin sen. Benden 15 yaş genç. Celal'in ağzı sulanıyordu kıza bakarken. Bir ihtiyacın var mı gülüm? Yok abi, sağ ol. Ben beni atacağını anladım. Nazlı gitmezse ben gidecektim. Rüstem halimi gördü, anladı. Ne desem yapacağını biliyordu. Vurgundu bana. Gönül'ün evine geçince Nazlı, anahtarlarını çaldım. Rüstem! Yedeğini yaptırması için Rüstem'e verdim. Bana şunu çoğaltır mısın? Tabii. Bu gece yemyeyi alınca gidince başka bir taksiye atladım. Gönül'ün evine gittim. Geldiler. Nazlı'nın ağzı kulaklarındaydı.
az solist havalarına girmişti. Uyumalarını bekledim. Sonra yastıkla boğdum. Alkollüydü. Karşı koyamadım. Ne yapacağım? Yaz. Ne yazacağım? Olayı yaz. Nasıl oldu onu anla. Yaz. Ne oluyor lan? Amirim, olayı yazdırıyordum da. Ha, ben yazılı sevmem. Sözlü yapacağım ben. Bekle burada. Kaç kişi tecavüz ettiniz lan kıza? Ne tecavüzü ya? Ben kimseye tecavüz falan etmedim. Koş falan! Arkadaşın nerede? Adı ne? Ne arkadaşı ya? Öyle bir şey yapar mıyım ben? Biz birbirimizi seviyorduk. Babası Ömer şerefsizine verecekti kızı. Onu bıraktınız, beni tutuyorsunuz burada. Oğlum, kızın vücudunda seninle arkadaşının spermlerini bulduk. Ha? Ne arkadaşı ya? Öyle bir şey yok. Birlikte olduğumuzu söyledim. O paralar ne lan? O paralar ne? Kızın babasına mesaj mı verdiniz lan kızını parayla satıyor diye? Oğlum, babasını öldürseydiniz ya, niye kızını öldürdünüz ha? Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Seviyorduk biz birbirimizi. Ben gerizekalı. Tecavüz etmediğini nereden bileceğim ben? Kamil amca, Leyla'yı Ömer'e verince aramızda anlaştık. Eğer birlikte olursak bana vermek zorunda kalacaktı. Kamil amca gececidir. Sabaha karşı gelir eve. Gece Leyla'ya gittim. Birlikte olduk. Sonra eve çıktım. Babama anlattım her şeyi. Nasıl lan? Ne dedin oğlum babana? Leyla ile yattığımızı söyledim. Babam delirdi. Çekecekle dövdü beni. Kızımı bozdun lan! Lan ben el elem yüzüne nasıl bakacağım lan? Nasıl bakacağım? Söyle! Yapma Necmi! Git iste kızı baba! Anlat durumu! Ne diyeceğim lan ben Kamil'e? Benim oğlum senin kızını becermiş mi diyeceğim? Sen istemezsen ben isterim baba! Lan benden! Allah belanı versin seni! Gider isteriz bek! Sus lan! O yüzden dükkanda kalıyordum. Sonra ne yaptın lan? Kamil'den mi istedin Leyla'yı? Hiç istedim, vermedi şerefsiz. Ya oğlum hangi baba sana kızını verir la gerizekalı? Seviyorduk biz birbirimizi, başka çaremiz yoktu. E oğlum kaçırsaydın ya kızı, niye kaçırmadın? Nereye kaçırayım? İş yok, güç yok. Biz evlenmeye mecbur kaldık amirim. Yoksa bir iki seneye kadar zaten iş kuracaktım. Bu kafayla gidersen başını kurardın o işi sen. Tamam, şimdi yazdır işte. Tamam mı? Sonra da git arşivde Selim'e yardım et. Emredersiniz amirim. Bu çiçeğe de bak. Kurursa ben seni kuruturum. Yalnız güneş görmesi lazım amirim. Yaz kardeş, yaz sen olayları. Yazıver. Hatırlamıyorum amirim. Ben orada 25 yıl çalıştım. Binlerce çocuk geldi geçti. Her birini nasıl hatırlayayım? Kamil. Ayak yakma lan bana. Yok amirim. Gerçekten hatırlamıyorum.
Ben sana şimdi hatırlatacağım. Kamil! Anlat lan! Yeter, niye intihar etti? Kızın kardeşi gelip neden Leyla'yı öldürdü lan? Bilmiyorum. Kızımdan ne istemişler bilmiyorum. Senin o çocuğun ablasından istediğini istemiştir lan! Şerefsiz! Bilmiyorum amirim. O oğlanı da bilmem, kızını da, o ablasını da bilmem. Adam gibi cevap ver lan bana. Vallahi, adam gibi cevap ver lan. Vallahi hatırlamıyorum amirim. Kalan, devletin size emanet ettiği kız çocuklarına, hırzına geç. Onların hepsi patır patır dökülsünler. Sonra da hatırlamıyorum. Hala mı hatırlamıyorsun lan? Hatırlamıyorum, vallahi hatırlamıyorum. Tamam. Ben sana hatırlatmasını bilirim o zaman. Hatırlamıyorsun, ha? Hatırlatacağım ben sana şimdi. Hatırlatacağım. Ses! Ulan! Niye öldürdün kızı? Hangi kızı? Hangi kız olacak lan Ayla'yı? Yemin olsun abim, ben kimseyi öldürmedim. Lan! Nasıl sen kimseyi öldürmedin? Sen dün kızla beraberdin. Sonra barda da beraberdiniz. Evde de bir sürü senin parmak izin çıktı. Daha neyi kıvırıyorsun? Allah belamı versin amirim. Tamam, o gece birlikteydik. Evine de gittik ama yemin olsun ben kimseyi öldürmedim ya. La oğlum, bana yalan söyleyip durma. Zaten kızın sana para borcu da varmış. Parası için mi öldürdün? Kapanmıştı hesap. O eski hesap çoktan ödenmişti yani. Nasıl ödendi lan o? Bilmiyorum, bir adam geldi parayı ödedi, bir daha da Ayla'yı arama dedi. Kimmiş o? Vallahi bilmiyorum. Doktordu, bir tek onu biliyorum. Allah Allah. Nereden gördün? Suratında mı yazıyordu? Yok, cüzdanından parayı çıkarırken kartını gördüm. Doktor bilmem ne yazıyordu. Ne doktoruymuş? O kadarını görmedim. E oğlum, isteseydin ya kartını bir tane. Ayak yapsaydın şöyle, bana ver falan diye. Aklıma gelmedi. Adam parayı ödedi. Çıktı gitti, bir daha da Ayla'yı arama dedi. Nasıl bir tipti bu? Cins bir tipti işte, böyle janti bir tip. Böyle hafif top sakalı vardı. Acayip cins bir herifti yani. Gözlüğü var mıydı? Ha, vardı, böyle yuvarlak yuvarlak çerçeveli bir gözlüğü vardı. Ha. Amirim, yeminle benim bir suçum yok. Allah belamı versin. Lan sus lan! Yemin edip durma lan! Yok! Durmadan yemin ediyor ya. Sen akşam ne oldu onu söyle bana. Amirim, akşam beni aradı. Mal istedi, parası eksikti, evde tamamlayayım dedi. Çıktık gittik evine. İşini bitirdim, çıktım, gittim yani. Abi yemin olsun ben kimseyi öldürmedim ya.